Evet sevgili dostlar, yine yeniden karşınızdayım. Arada bir 2-3 hafta ara verdim. Neden? Neden? Çünkü Türkiye'deki atmosfer açıkçası benim e, haftalık böyle geçip kamera karşısına bir şeyler anlatmama izin vermedi. Ya yani psikolojik olarak izin vermedi. Kimse bana demedi ki yapma etme demedi ama dedim ya ulan ağzımdan bir şey kaçar dedim. Bir, işte bir, bir bir tarafı bir eleştiririm, şöyle yaptılar. Öbür tarafa şöyle dediler. Ya da birisini överim, birisini yererim. Ondan sonra dedim, bir şeylere çekerler. Çünkü öyle enteresan bir coğrafya ve psikolojide yaşıyoruz ki, yani iki tane aynı kafada, aynı e, entelektüel seviyede iki dostum birisi A tarafını tutarken, birisi B tarafını tutabiliyor ve birbirlerini çok kırabiliyorlardı. Yani benim söylediğim bir cümleden herkes çok farklı farklı şeyler anlayabiliyor. Aileler birbirine giriyor ya, yani kardeşler birbirine giriyor bundan dolayı. Çok garip gerçekten. Yani böyle bir savaşa döndürüyoruz bu işi. Ee, buradan bakınca yani bana soruyorlar bazen. İngiltere'den bakınca Türkiye nasıl gözüküyor? Yani İngiltere'den baktığınız zaman burada böyle belli bir süre yaşadıktan sonra buralarda o kadar anlamsız geliyor ki. Yani gerçekten o siyasi tartışmalar o kadar anlamsız geliyor ki. Belki siz şimdi oturduğunuz yerde şöyle düşünüyorsunuz. Senin için anlamsız. İşte o gelecekti, şöyle olacaktı. Ama öbürkü gelince böyle olacak. Hani bu kadar keskin böyle şeyler ayırıyorsunuz. Aslında olayın o kadar keskin olmadığını, birçok açıdan çok farklı, şimdi yine girince yine bir şeyler anlaşılacak, boş verin. Gelin sizle beraber İngiltere ekonomisine bakalım, İngiltere'deki haberlere bakalım. Ama geçtiğimiz bir ay, bir buçuk aydan sonra İngiltere'ye baktığımızda o kadar sıkıcı bir gündemi var ki. Yani sadece İngiltere ile ilgili. Mesela benim videolarda da en fazla vize haberleri, vize ile ilgili paylaştığım şeyler çok izleniyor. Onun haricinde normal haberleri sabit. Burayı takip eden, İngiltere ile Türkiye'yi anlamaya çalışanlar takip ediyor. Ee, dolayısıyla ben de zaten onlara hitap ediyorum. Yani düzenli olarak 500 kişi izlesin beni zaten yeterli. Ee, onlara belli bir mesajımı aktarmış oluyorum. Bilgileri paylaşmış oluyorum. Şimdi dünyadaki ekonomik krizi devam ediyor. Bakın İngiltere'de de haberlere çok yansıyor bu. İngiltere'de de var ekonomik kriz. Yani sadece Türkiye'de değil. Mesela Türkiye'de diyorlar ki sadece Türkiye'de battık bittik dünya şöyle böyle. Değil tabii ki. İngiltere'de de çok ciddi bir kriz var. Bununla ilgili bir sürü analizler yapılıyor. Ama şunu her zaman söylüyorum, sürekli de söyleyeceğim. İki ülkeyi kıyaslarken her zaman oranın sosyal yapısına, sosyolojik yapısına da bakmak gerekiyor. Yani burada enflasyon şu an %7, %8'lerde ama buradaki %8'lik enflasyon Türkiye'de %50, %60, belki %80'lere bedel bir etki uyandırıyor insanların aile yaşamında beklentilerinde öyle bir etki uyandırıyor çünkü buradaki sosyal yapı Türkiye'den çok farklı örnek yani Türkiye'de İstanbul'da yaşayan bir memursanız evinizde işte ailenizde anne babanızda Kayseri'de diyelim ya da Denizli'de diyelim şimdi bu şehirlerdeki ailenizden anne babanızdan teyzelerinizden köyünüzdeki ahbaplarınızdan size bir gıda akışı olur. Gidersiniz. Her yaz işte ya da senede birkaç defa o gıda şeyiniz doldurabilirsiniz. Bir güvenceniz vardır her zaman. Ama Batı toplumlarında böyle bir şey yok. Evet bizim tahmin ettiğimiz, Türkiye'de tahmin ettiğimiz kadar birbirlerinden kopuk yaşamıyorlar. Ama bize göre çok 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 fazla kopuk yaşıyorlar. Bizle kıyaslarsa. Dolayısıyla bu adamların hani günlük böyle e, tutuyorlar. Şu kadar harcadım, şu kadar kuruş harcadım, bu kadar kuruş gidiyor, bu kadar gelirim var. Böyle bütçe yapıyorlar günlük. Çünkü o ay ya da o hafta alıyorlar, o hafta harcıyorlar. Onu biriktirmeleri lazım ki işte hafta sonu içmeye rahat gidebilsinler. Onu biriktirmeleri lazım ki ya Christmas tatilinde, yaz tatilinde bir yere gidebilsinler. Sürekli bütçe yapıyorlar. Evliliklerini planlayarak yapıyorlar. İşte böyle bir hayatları var. Bu da tabii onların sosyo-kültürel yapısından kaynaklanıyor. Bu kapitalizmin de getirdiği bir şey. Şimdi Amerika bunun tabii nirvanası. Amerika'dakiler, Türkler bile öyle olmuşlar, Müslümanlar bile öyle olmuşlar. Çalış, çalış, çalış. Saat hesabı yapıyor. Sürekli böyle bir, yani misafir gideceksin, senin saatine hesaplıyor gibi böyle bir psikoloji var orada. Tabii ki Batı toplumlarında hani İngiltere nispeten Amerika'ya göre daha az tabii ki. Yani Avrupa biraz daha kültürel yapısı hala tarihten gelen, e, insaniyetleri bir miktarda olsa devam ediyor ama ee, ama e, bunu kıyaslarken öyle kıyaslamak lazım. Açıkçası öyle söyleyeyim. Ee, yani bu ekonomi haberleriyle ilgili İngiltere'ye yatırım yapacaklara da hani faydası olacak şeylere bakıyorum. ya Ben birçok şey okuyorum ama sizlere böyle faydası olsun diye baktığım şeylere söyleyeyim. Mesela enflasyonun e, şeylerine baktım. Bu e, ONS var. Office for National Statistics diye bir kurum var. Bizim TÜİK. Ben de bu bizim İngiltere'nin tüyü biraz böyle bazen olan abartıyorlar falan diyorum. Ama detaylı bakmaya başladım. Hatta orada bir arkadaşım çalışıyor. O da bana demişti abi öyle gerçekten iyi yapıyorlar demişti. Yani kendisi de çalıştığı için rate'leri nasıl belirlediklerini falan. Hatta bir gün sana tam detaylı anlatayım dedi. Anlatamadı. Denk gelemedik bir türlü. Ama burada enflasyon oranına baktım. Şimdi 2013'ten beri şu şekilde böyle 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 giden bir enflasyon oranı var. Neredeyse yüzde bir buçuklarda falan. Düşünün yüzde bir buçuk enflasyon. Yüzde bir oldu mu o, bu ay ne oldu falan diyorlardı. Böyle böyle böyle, böyle gidiyor. Geliyor 2021'e sonra bu şekilde fırlıyor enflasyon. Şimdi bir tık düştü. Şimdi muhtemelen bu grafik böyle inecek. Yani yüzde bir buçuk yüzde ikilere kadar indirecekler. Yüzde bir buçuklara kadar indirecekler. Çünkü geçmişte de bunlar yaşanmıştı. Mesela mortgage faizleri. 2008'de en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şimdi ee, o seviyenin bir tık altında ama tekrar düzene girer. Ama burada şöyle bir şey oldu. İngiltere yatırım yapacaklar için yani parasını burada değerlendirmek isteyen işte bir ev almak, mülk almak isteyenler için aslında tam bu aylar yani belki 3-5 ay daha maksimum en iyi aylar. Çünkü ev fiyatları yükselmiyor. Emlak yükselmiyor. Neden? Çünkü mortgage faizleri çok yüksek. Mortgage faizleri yüksek olduğu için talep azalmış. Talep azaldığı için de ev fiyatları yükselmiyor. Mutlaka bunu değerlendirin. Düşünenler için söylüyorum, benim takip edenler için. Hani e, hemen şöyle sorular geliyor. Yani ne kadar bir ev alabiliriz? Mesela Londra dışında 250 bin ile 500 bin sterlin arasına 4 artı bir villa tipi bir ev alabilirsiniz. Yani villa tipi diye tarif ediyorum da küçücük oluyor tabii. Yani. 50 metrekareye iki katlı üç katlı evlerden bahsediyorum. Burası için büyük evler ama 50-60 metrekare taban alanı evin. Ama bahçesiyle mahçesiyle 200-250 metrekarelik bir alan oluyor. Gayet de güzel şık evler oluyor. Londra'da ama bu rakamlar 700-800 binden başlar yatırım yapacağınız zaman. işte milyon, 2 milyon, 3 milyon artık bütçenize göre daha da büyük evler bulursunuz tabii ki. Onun üst sınırı yok. İngiltere'de enteresan bir haber dikkatimi çekti. Kanser hastaları için bence güzel bir gelişme bu. Bakın adamlar çalışıyor. Bilim adamları çalışıyor. Biz neyle uğraşıyoruz? Adamlar neyle uğraşıyor? dedirtti bana bu haberi okurken kendi kendime. Kanser teşhisiyle ilgili bir gelişme yaşanmış. 5000'den fazla farklı fazla hastaya konuşamıyorum. 5000'den fazla hastayla bir test yapmışlar. Yani ben tabii kanser konusunda çok fazla bilgim yok ama yani kanser özel teşhis yapılabilen. Yani kan kanını verdin oradan kanseri anlamıyorlar anlaşılan ve %75 oranında kan testiyle kanseri teşhis etmeye başlamışlar istatistik. Ama demiş diyorlar ki bu daha henüz başlangıç düzeyinde biz bunu daha çok test edeceğiz diyorlar. Bakın burada sağlıktan açılmışken çok enteresan bir bilgi önüme çıktı. Tabi haber bültenlerinde ya da haber sitelerinde böyle ufak ufak detaylı ben görüyordum. Ama hiç umursamıyordum. Türkiye'de bile böyle bir haber gelse çok takmazsın. Bakın 2021'den beri yani Covid'in o pandeminin son aylarından beri adamlar ne yapmışlar? Çok enteresan bir şey, bakış açısı, bir devletin yaklaşımı, toplumun gelişmesiyle ilgili yaklaşım örneği olarak bir e, burada bahsetmek istiyorum. Covid araştırması diye bir grup kurmuşlar. Devlet yapıyor bunu. Şimdi ben, devlet diyorum, hükümet demiyorum. Dikkat edin. Yani devlet ayrı çünkü. Devlet bütün organlarıyla, sistemiyle, memuru, işte bürokrasisiyle çalışan devletin bir sahipleri var. Ama hükümet geliyor, o devlet organı içerisinde devletin önceden belirlediği politikaları yapan bir genel müdür gibi düşün. Yani sizin şirketiniz var, genel müdür atıyorsunuz. O genel müdür geliyor, sizin politikalarınızı uyguluyor. Ya da genel müdürün atamasını e, nasıl yapıyorsunuz tabii bu demokratik sistemde? İki üç tane genel müdür adayı sunuyorsunuz. Yine sizin politikalarınızı uygulamak üzere. E, diyorsunuz ki çalışanlarınıza ey halkım ey çalışanlarım seçin bu genel müdürlerin arasından bir tanesini. Onlar birisini seçiyor yine sizin istediğinizi yapıyor. Ama burada devlet işte o yönetim kurulu bir heyet kurmuşlar. E, hatta böyle heyetin başında da eski bir soruşturma e, hakimi savcısı böyle mi baro konseyinden işte kimmiş bu Eski bir soruşturma hakimiymiş bu kadın, hanımefendiyi atamışlar. Konu ne? Covid pandemisini biz nasıl yönettik? Nerelerde hatalar yaptık? Sağlık sistemimiz bundan nasıl etkilendi? Hükümet doğru kararlar verdi mi? O günlerde yazışmalarda işte aralarındaki iletişimde bir aksaklık var mıydı? Halka biz zulüm mü ettik? Halka faydalı bir şey mi yaptık? İşte sonuçta biz bunun bir daha pandemi olursa ne yapacağız? ciddi büyük bir soruşturma var. Bakın şu anda ben bu ha haberin yani bu detaya niye girmek zorunda kaldım? Çünkü son bir haftadır Allah Allah sürekli Boris Johnson'la ilgili işte yok WhatsApp yazışmaları şöyle oldu, WhatsApp yazışmaları böyle oldu. Covid sırasında böyleydi, bilmem neydi böyle. Ben Covid'de onun e, bir bu parti vermişti. Onunla ilgili ceza yemişti. Başbakanlıkta herkese yasak koyduk. Yani başbakan olarak. Bütün halka diyor ki alt kişiden fazla evlerde toplanamazsınız. Hiç kimse sokağa işte çıkamaz, şunu yapamaz, bunu yapamaz dediği aylardan bir günde başbakanlıkta parti vermiş. Christmas partisi. Şimdi bu ortaya çıktı böyle bir adam zaten. Netice itibariyle ben de onunla ilgili bir şey zannetmiştim. Ama biraz haberin detaylarına gidince, konunun detaylarına bakınca anladım ki adamlar iki senedir devasa bir çalışma yapıyorlar. Müthiş bir sistem kurgulamışlar. Bu sistemle modül modül, adım adım ee, bu pandemiyi gelecek yüzyıla nasıl bilgilerini aktarıyorlar. Yani bu pandemiden elde ettikleri verileri gelecek yüzyıla aktarmak için gayret sarf ediyorlar. Bütün devletin sistemini buna göre yeniden dizayn etmeyi planlıyorlar. Vay be dedim yani gerçekten vay be dedim. Yani işte devlet bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum hep videolarda. Devlet bu. Biz devleti henüz sanırım tam kuramadık kurmak için uğraşıyoruz belki ama e, inşallah yakın zamanda, en yakın zamanda kurarız. Bakın mortgage ile ilgili az önce söyledim ya ev fiyatları düşmüştü. Mortgage faizleri çok yüksek diye. Mesela BBC'nin bir haberinde e, bir analiz haber yapılmış. Daha önce aylık 450 sterlin ödedikleri küçük bir ev anlaşılan 450 sterlin ödedikleri bir ev için e, işte 5 yıllık mortgage anlaşmaları bitmiş. Yeniden bir yapmaları gerekiyor. 3 yıllık, 5 yıllık neyse. 900 sterline yani tam iki katına çıkmış. Müthiş bir şey yani bu çok büyük bir artış İngiltere için. Mesela haberin alt detaylarını görseniz yani orada tabii çok enteresan bilgiler var böyle kuruş kuruş hesap yaptıklarını falan anlatıyor. Mesela yine BBC'de bir haber var bununla ilgili. Yaşam maliyeti analizi ve yiyeceklerimde nasıl tasarruf edebilirim? Yani siz mesela bunu düşünüyor musunuz kendi hayatınızda? Yani belki ufak tefek düşünüyorsunuz Türkiye'de ama hani bunu böyle bir profesyonel bir analist gibi yapıyor musunuz? ya yani Zaten doğaçlama olarak pazardan ne alacağını bizim hanımlarımız bilir, annelerimiz bilir değil mi? Yani en ucuza nereden ne yapacağını bilir. Oradaki pazarcı da en çürüğü nasıl alttan size atacağını bilir. Yani böyle de bir sistem var tabii. Dolayısıyla burada <laughs> bana çok garip geldi. Böyle sayfalarca olan, yani aşağıya doğru kaydırıyorsun, kaydırıyorsun, okuyorsun İşte bir analiz yapmışlar. Demişler ki evinizdeki mutfak masraflarınız nasıl azaltabilirsiniz? İşte hali hazırda sahip olduklarınızın kaydını tutun. Mesela Türkçe'ye çevirmiştim. İşte marketlerde önce indirimli reyonlara gidin. Önce ihtiyaçlarınızı oradan alın. Ondan sonra evdeki dondurucunuzu, buzdolabınızı daha iyi kullanın. İşte bir mesela şurada bir şey vardı. Yıllık israf edilen miktar İngiltere'de mutfaklarda, ev mutfaklarında Kişi başı ya da aile başı 700 sterlini geçiyormuş. Diyor ki yani israf edilen işte çöpe atılan. Ya ben Türkiye'de de görüyorum ya restoranlarda her yerde var da. Türkiye için daha çok üzülüyor insan tabii ki. O restoranlarda atılanlar, yani evlerde o evlerde sitelerde görüyorum çöplere atılanlar. O yemekler ne kadar büyük bir israf var gerçekten. Yani i̇srafı önlesek zaten çok büyük bir e, bereket olur ülkede yani bereket olur. Devletteki israfa hiç girmiyorum yani. Yani orayı zaten biliyorsunuz yani. Kişisel işte devlet dediğimiz şey de şu an Türkiye'de halk zaten. Halk böyle olduğu için biz yani israf ettiğimiz için bir gün biz bürokrat olduğumuzda biz de aynı onu yapıyoruz. Çünkü bürokrat olduğumuz zaman şu hoşumuza gidiyor. Bir tane şoförümüz olsun, arabamız olsun, arkamızda şu olsun, bu olsun, korumalarımız olsun vesaire vesaire neyse girmeyin. Ambalajları iyi analiz edin diyor mesela haberde. İşte uzmanlara sorun şu bu falan bir sürü şey var. Yani İngiltere'nin gündeminden enteresan enteresan şeyler. Şimdi göçmenlikle ilgili sürekli bir gündem vardır İngiltere'de. Yani buraya çünkü yılda 130-140 bin yeni insan gelmedi ki İngiliz ekonomisi ayakta durur. Ben bunu eskiden anlamazdım. Adamlar niye bu kadar dışarıdan adam alıyor diye. Zamanla anlamaya başladım. Çünkü İngilizler zaman içerisinde üst tabakalara gelmişler. Ama alt tabakadaki işleri yapacak adamlar kalmamış böyle olunca da alt tabakadaki işleri yapmak için de e, ülke dışından insanlar getirmeye başlamışlar. İşte Hindistan'dan, oradan, buradan insanları getirip burada köle olarak çalışmışlar. Sonra modern kölelere, modern işçilere dönmüşler falan filan. Şimdi hala bu ekonomi devam ediyor. Yani bu şekilde devam ediyor sistem. Sürekli bu haberler vardır. Şimdi ama bunların en büyük belası Bizim de yaşadığımız, şu an Türkiye'de de çok ciddi yaşadığımız, hepimiz ben de İstanbul'a, Türkiye'ye geldiğim zaman gerçekten bunu görüyorum ve üzülüyorum. Yabancılarla ilgili kontrolsüzlük. Bakın, yabancıların gelmesi değil, iltica etmeleri değil. Kontrolsüz bir giriş olması. Şimdi burada vize şartları, mesela Ankara Anlaşması'nda buraya gelenleri gördük. Ankara Anlaşması'yla gelenler. Evet adamların ihtiyacı vardı Ankara anlaşması. Bir açtılar o binlerce insan 70-80 bin tane Türk geldi buraya 3-4 sene içerisinde. Ama hepsi mum gibidir. Bütün kurallara uymak zorundadır. Çünkü eğer o kurallara uymazlarsa yani devletin işte trafiğinden tut sağlığına normal mali kurallarından bütün kurallara kanunlara uymak zorundadır. Uymazsa ne olur? Ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Çok katıdır yani bu. Kesinlikle vatandaşlık alamaz, usulsüz oturum alamaz, çocuğunu okutamaz vesaire vesaire. Ha, oluyor mu arada? Oluyor tabii ki yani bunu yapan e, tipler çıkıyor. Fakat bir kontrolsüzlük yoktur. Ama İngiltere'nin şöyle bir sıkıntısı var. Fransa'dan o Manş Denizi'nden botlarla geçiyorlar. Ve bunların hiçbir kaydı küre, hiçbir pasaportu falan yok. Yani kaçak insan e, ticareti oluyor ya. O, onlar geliyor işte. Şimdi onlar gelince tabii onları kontrol edemiyorlar. Onların kaydını geçirmeleri gerekiyor. Yani adamın bir kimliği yok. Adını benim adım Ahmet ama ben Abuziddin desem adam ona inanıyor yani. Ne, ne, ne bilecek kimin ne olduğunu. Ya bunlar terörist mi? Bunlar daha önce nasıl bir kriminal rekordu var mı? Geçmişi nedir? Hiçbir şey bilmiyorlar. Şimdi bundan çok korkuyorlar. O yüzden alıyorlar. Amerika da bunu yapıyor. Kampları alıyor. Alıyorlar. Otelleri oraya buraya yerleştiriyorlar. Bunları tek 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 tek, tek kaydediyorlar. Tek tek bunları gözlemliyorlar. Her şey. Korkuyorlar çünkü. Düşünsenize. Günde ortalama 600-700 kişi giriş yapıyormuş İngiltere'ye. Böyle botlarla. Şimdi bir yılda ne yapar hesaplayın siz. Yani işte 18 bin kişi mi yapıyor ya da 1800 kişi mi yapıyor? 18 bin kişi yapıyor sanırım. Yani 18 bin tane suç işleyebilme potansiyeli olan, tırnak içinde potansiyeli olan insan geliyor. Çünkü bilmiyorlar yani bilmedikleri için potansiyel olarak bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorlar. Şimdi ben buraya vize alıp gelirken ne oluyor? 50 tane yerden araştırma yapılıyor. Bir sürü filtrelerden geçiyorum. Türkiye'deki sabıka kaydından tutun işte ekonomik yapıma her şeye bakılıyor. Sonra ben burada oturum aldım devam ettim değil mi hayatıma? Ama bu adamların böyle bir şeyi yok. Şimdi bakın gelelim Türkiye'ye. Türkiye ile Türkiye kıyaslayın. Türkiye'de o kadar insan girdi. Şu anki e, suç durumlarına bakıyorsunuz. Trafikte İstanbul'daki e, düzelmeye başlayan yani 2005-2010'lu yıllarda e, belli bir nezaket artık oluşmaya başlamıştı İstanbul trafiğinde. E şimdi o düzelmeye başlayan eli iyice berbat hale geldi. Ben de kendim de yani her iki ayda bir bir ayda bir İstanbul'dayım. Görüyorum yani kötüleşmeyi görüyorum. Metrolara binemez oluyorsun. Neden? Çünkü bu yabancıları biz kontrol etmedik. Edemedik. Mesela benim görüşüm insanların göç hareketini engelleyemezsiniz. Bu dünyada hiç engellenebilmiş bir şey değil. Ama kontrol edebilirsiniz. Kontrollü bir göç sağlayabilirsiniz. İşte İngiltere'de bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi vize sistemlerini mesela bazı konularda sıkılaştırmaya gitti. Mesela yüksek lisansta, yüksek lisans buraya yapmak isteyenler geldiği zaman İngiltere'ye ailelerinde getirebiliyorlardı. Bu arada aile deyince insanlar da şey anlıyor. Anne babasının yani anne baba değildir aile. Yani anne babadan artık sen ayrılmışsındır 18 yaşın üzerindeyse. Bir birey olarak ya eşin çocuğun varsa onları getirebiliyorsun. Aile kavramında o var. Eşinin çocuğunu getirebiliyordu. Bu e, yeni gelen hükümet İngiltere'de. Tabii ki bunlar muhafazakarlar ama bu Rishi Sunak kazandı sonra. Rishi Sunak Hindistan kökenli. Çok zengin bir ailenin damadı. Kendisi de zengin bir aileden geliyor ama Hindistan'ın mega zengin bir ailesinin damadı. E, Süella Breyman diye bir İçişleri Bakanı atadı. O da beyaz İngiliz gibi. Aslında Hindistan kökenli. Fakat bunlar müthiş böyle bir ırkçı yaklaşımları var. Kadın böyle ilk daha, hatta gelmeden önce de diyordu işte şöyle olacak, böyle olacak. Yabancılar çok geliyor diye. Sanki kendisi nasıl geldiyse buraya. Kendisi de yabancı yani neticede. Nesine ırkçılık yapıyorsa. Ama bunlar şu anda bir sıkılaştırma politikası uyguluyorlar. Ve yüksek lisansla buraya gelen öğrencilerin getirdiği kişiler 500 bin kişi geçmiş son 2 senede sanırım. Öyle bir şey. de son 3 senede. Ve bunların tabii çocukları da var. 140 binden fazla çocuk gelmiş. Çünkü aile geliyor, çocuğu da var. E çocuğu nereye gidiyor? Bedava okuyacak İngiliz eğitim sisteminde. Kadın da diyor ki, yani 140 bin tane çocuk diyor, artık biz hakkından gelemiyoruz. Yani bu sürekli böyle gelecekse diyor, biz bunları da ücretsiz okutacağız. İngiltere'de eğitim tamamen ücretsiz. E sağlık da ücretsiz. Tamam, sağlık sigortasını baştan aldık ama ama diyor hani, hakkından gelemiyoruz kontrolsüz hale geldi. Yani kontrolsüz bir göçmen durumu oluştu burada da ve bunu kapattılar, kaldırdılar. Ee, ama yine de e, ekonomi bakanı da bir açıklama yaptı. dedi ki, yani bizim yine de ekonomimizde özellikle bazı alanlarda kısa vadeli işlerde, işte bir yıllık, iki yıllık işlerde çok ciddi bir açık var, e, ihtiyacımız var. Onunla ilgili kısa yoldu böyle bir e, nasıl diyeyim? işte bir yıllık, iki yıllık bir vize çıkartabiliriz diye de açıklama yaptı. Göç meselesi böyle İngiltere'de. Mesela İngiltere'de bir haftada 800'e yakın morgeç anlaşması iptal olmuş. Yani morgeç almak için baş, başvurmuşlar ama iptal olmuş. Şimdi devlet destekleri var burada ailelere. Özellikle çocuklu ailelere ve çalışamıyorsa ya da belli bir gelirin altındaysa. Mesela ee, bu devlet desteklerini... 2010 yılından beri en yüksek artışı yaşıyormuş. Şu an %47'ye ulaşmış devlet destekleri. Daha doğrusu e, ihtiyacı. Diyorlar ki %47 artış yapmak zorunda kalacağız diye. Çok dediğim gibi burada da ekonomik olarak sıkıntı var. Ben bakıyorum yani geçen seneki hani harcamalara göre işte e, petrol olsun. Petrol biraz düştü belki yani yakıtlar şu düştü ama ama mesela elektrik, doğalgaz çok çok yükseldi. Yani %100'ün üzerinde yükseldi. Dolayısıyla bizim evimizdeki ekonomide normal evin giderlerinde yani %40, %50 tamamen bir değişim var. Yani geçen sene atıyorum 2000 sterlin bir masrafımız varsa bu sene 3000 sterline çok yaklaştı. Yani 2900'lerde falan bir masrafımız çıkıyor. Bir bilgi olsun diye söylüyorum sizlere. Ortalama bir aklınızda fikir olsun diye söylüyorum. Ee, tabii şu anda şu sıralar şey de çok fazla İngiltere'ye talep de çok fazla yani işte yatırımcı olarak İngiltere'ye gelip e, burada yatırım yapma talebi var çünkü Türkiye'deki bu ekonomik dar boğazda insanlar döviz kazanmak istiyor. E, ne yapıyorlar İşte ihracat yapalım ama ihracat da öyle uzaktan ihracat olmuyor. Biz gidelim yerel orada ihracat yapalım orada şirket kuralım. E şimdi şirket kurunca da burada şöyle bir hak verebiliyor yani bu küçük bir kolay olmayan ama yapılabilen bir şey, belli bir yatırım maliyetiyle oturum hakkı da verebiliyor. O zaman diyor, çoluğum çocuğum da bedava okusun diyor. Çünkü burada bir iş adamı çocuğunu gönderse yıllık kişi başı 35 bin sterlin çocuğa para ödeyecek. O okul parası, eğitim parası. Ama bu vizeyle geldiği zaman ne yapıyor? Bedava geliyor. Burada da reklam kısmına girmiş oldum. Bizim şirketin reklamını yapıyorum, vize ekibinin reklamını yapmış oluyorum. Neticede bununla ilgili de büyük bir hareket var. Ee, İngiltere'de gündem aşağı yukarı bu. Şöyle hızlıca bakayım. Size söylemek istediğim bir şey var mı? Bu yaz sıcaklar geliyormuş. Bir gelsin artık ya. Güneşi görüyoruz ama e, İngilizlerin meşhur sözü vardır. Sunny but chilly diye. Yani böyle güneşli ama ısırıyor sizi o soğuk. Soğuğun ısırması vardır ya ondan bahsederler. Bakalım şöyle son bir enteresan bir haber varmış. Ha Türkiye ile ilgili bir haber var. Tabii ki ya. Türkiye'de seçimlerle ilgili enteresan bir haber. Bak çok enteresan bir şey. Why Erdoğan's victory matters for the West diyor. niye neden bu kadar ilgilendiriyor Erdoğan'ın zaferi? Diye bir analiz haber. Katya Adler diye bir hanfendi yapmış. Ben böyle biraz da bunları Türkler de destek veriyorlar. Acaba FETÖ'cüler falan. Çünkü Türk isimler de görüyorum. Ya da böyle tipler oluyor. Biraz da böyle hep. Şimdi eğitimliler maalesef yani böyle kendisine göre böyle eğitim olmuşlar. Aşırı da bir Türkiye düşmanlığı oluyor Türklerde bizim. Nasıl diyeyim böyle ee, Erdoğan düşmanlığıyla Türk düşmanlığını karıştırıyorlar yani. Şimdi BBC'de haberi okurken de insanı rahatsız ediyor, gıcık ediyor ya. Yani. Çünkü Erdoğan'a çakayım derken Türkiye'ye zarar veriyor. Oysa insanı rahatsız edici şeyler oluyor. O yüzden ben de BBC'de ya da farklı haber kanallarında bakarken bakarım muhabir kimmiş diye. İçinde bir Türk varsa bakıyorum gerçekten böyle şey yorumları oluyor yani. Ama burada çok enteresan bir cümle kullanmış. Tabi Erdoğan'ın e, zaferiyle ilgili işte dünyadan farklı ülkelerin hemen tebrik ettiğini e, işte dün de şey oldu ya zaten e, devir teslim töreni gibi olmadı da yani yeniden anlayın artık Cumhurbaşkanlığı'nın başlama töreni oldu. Orada tebrikleri kabul etti Erdoğan falan. Ama burada ilk telefon açıp tebrik eden olarak şey demiş hanımefendi. He was so keen to, şey Putin'i anlatıyor. Putin'le ilgili. Direkt Türkçeye çevireyim. Ee, diyor ki Erdoğan'ın diyor kesin olarak seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden Erdoğan'ın egosunu okşamak üzere hemen direkt kendisi gibi otokrat olan yani otokrasiyi seven lideri diyor Erdoğan'a hemen aradı diyor. Putin diyor yani. Yani Putin Erdoğan'ın o egosunu hemen okşamak için diyor direkt aradı. Çünkü diyor Erdoğan Putin için çok önemli. Bütün e, dünya Putin'e ters dönmüşken Erdoğan şey yapmadı diyor. Hem Ukrayna ilişkilerine devam ettirdi diyor. E, bunu da enteresan buluyor tabii. Hem Ukrayna'ya e, silah satıyor hem de Rusya ile ticaretini artırdı bu süreç içerisinde diyor. Erdoğan'ın bu bir başarısı diyor. Ama e, Erdoğan Avrupa için önemli. Avrupa Erdoğan'dan vazgeçemiyor çünkü diyor. Ee, göçmenlerle ilgili özellikle Erdoğan'ın elinde büyük bir silah var diyor. Göçmenlerin Avrupa'ya kayma ihtimali bak az önce de anlattığım kontrolsüz göçmenlik konusu çok korkuluyor Avrupalı'yı. Neticede Erdoğan'la Avrupa iyi geçinmek zorundaya geliyor yorumun e, kısacası yani. Evet 25 dakikaya geçmişiz. İngiltere'den herkese selamlar sevgiler. Bundan sonra da haftalık haber ve yorum kısmında böyle videolarıma devam edeceğim inşallah. Herkese selamlar, sevgiler.